Aynen. İçimizden gelerek, bunu kimseye para vererek söyletemezsiniz. Kesinlikle, doğru, haklısınız. Yani içimizden böyle geldi, söyledik. Çok, çok teşekkür. Hediye olarak da verdiniz hatta, ben yanlış hatırlamıyorsam burada sergilediğimiz aracı. Sergiledik, evet. Hediye olarak da her sene. Hyundai'de hangi ülkenin ürettiğini biliyor musunuz? Hangi Kore. Ülke aracı? Kore, bravo, bravo. Yani Güney Kore'ydi ya. Güney Kore, Güney Kore, aynen. Kuzey Kore sıkıntılı biraz, aynen. Güney Kore, Güney Kore üretiyor. Ama evet. Çok pişman uzundayız sattığımız için. i30'u nereden almıştınız? Sıfır mı almıştınız? Yok, sıfır almıyorum. Ama tamam. Çok temiz yer miydi? 30 binde almıştım. Kamer Plaza'yı tanıyor musunuz? Tabii, orada yaptırdık bakımlarını. Eyvallah, hepsini. Geliyorsunuz yani. Faturalarımız bile duruyor tabii ki. Tamam, showroom'lara uğradınız mı hiç? Uğradık. Babam normalde hep Renault tarzı araçları çok seviyordu ama aha. Hyundai'yi bindikten sonra evet farkını şey yapmıştım o zamanlardan. Anladım. Uzun yıl kullandı. Şimdi yine düşünüyorum. O sürekli ya abi bundan bir tane verelim sana al falan. Bir türlü şey yapamadım. Ben de o günlerde bir SUV alacağım. İkinci el almaktansa sıfır araç almayı tercih ediyorum. Daha makul bir hale geldi. Aynen. Yani çok güzel. En baştakini daha çok beğendim. Beyon. Çok yeni, en yeni aracımız diyebilirim. Her zaman zaman biz yapıyoruz Sefa ile birlikte. Denk geldik bak Sefa. İzlemişti abi. O zaman biz artık devralıyoruz Oğuz Bey'in bayrağını. Biz vereceğiz inşallah size bir araç. Tamam. Ben bundan sonra her hafta biz her zaman her zaman bekliyoruz. Peki Bey'i bırakmayın. Yok bırakmayın. Ben nasıl tersi. Vallahi hayatımda tek burada görebileceğim arabalar için hepsini inceliyorum. Tabii. Doya doya inceleyebilirsiniz. Her gün şeye gidiyoruz kamera. Evet. Kadir Bey sağ olsun ağırlıyor, yiyoruz, içiyoruz. Ondan sonra test sürüşüne çıkıyoruz. Daha önceden Hyundai aracımız vardı. Tamam. Accent aramız vardı. Güzel, hoş bir araçtı. Kaç modeldi o araç? Valla modelini çok hatırlamıyorum da. Bayağı eskiydi anladığım kadarıyla. 2008 olabilir diye hatırlıyorum. 2008. Yanlış dizel miydi? Yok. Benzinli. Benzinli. Onların dizelleri vardı. Uçak gibiydi. Uçak gibiydi. Aynen, torkları yüksek. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum. Tabii. Hyundai binmişsiniz ama hangi ülke otomobili biliyor musunuz? Yok, hiç. Kore, yani Güney Kore. Güney Kore. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim, Hyundai'yi babam normalde hep Renault tarzı araçları çok seviyordu ama aha. Hyundai'yi bindikten sonra evet farkını şey yapmıştım o zamanlardan. Anladım. Uzun yıl kullandı, şimdi yine düşünüyoruz da bayağı hoş, özellikle Tuscon modeli. Güzel, güzel, evet, dikkat çekici. Zaten Elantra da çok aynen. Güzel de biz biraz aile aracı. Daha geniş bir araç, anladım. Daha yüksek bir araç, SUV bir araç düşünüyorsunuz. Peki, Kamer Plaza'yı biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Samsun'da mısınız bu arada? Samsun'dasınız. Kirazlık'ta yerimiz. Kirazlık'ta. Aynen. Yani tüm araçların test aracı da var. Bazıları da test aracı bunların. Evet, şuna. Aynen, aynen. Yani sizi oraya da davet etmek isteriz. İnşallah, inşallah. Hem seçeneklerden konuşmak isteriz. Şu an mutlaka kullandığınız bir araç var. Var. Yani evet. Hyundai'ye çevirmek isteriz. Anladığım kadarıyla Hyundai değil şu ya, an kullandığınız araç. Şu an değil. Ama düşünüyoruz. Anladım. Özellikle de Tuscon'a bayıldım. Tuscon'un test aracı var. Hı-hı. Müsait bir günde bekleriz. İnşallah. Kirazlık'ta yerimiz. Kirazlık'ta. Ha, yol üstündeyiz. Tamam. Kamer showroom'ları hem Hyundai hem de Honda olarak iki aracı da barındırıyor. Çok ayrıca güzel. Çok kaliteli ve yetkin de bir ikinci elimiz var. Çok güzel. Hani ziyaret etmenizi bekliyoruz. İnşallah. Röportaj için çok teşekkür çok ederim. Teşekkür. Sağ olun. Hyundai firmasını, Hyundai tanıyor musunuz? Hyundai hayır, otomobillerini? Hyundai arabam, ya tanıyorum ama bu marka bir araba daha önce olmadı. Anladım. Peki hangi ülkenin otomobili? Biliyor musun? Hangi ülkenin ürettiği hayır, bir bilmiyorum. Otomobil? Bilmiyorsunuz. Ben söyleyeyim size. Söyleyeyim. Güney Kore firması. Şöyle de bir güzelliği var Hyundai firmasının. Bazı otomobillerini Türkiye'de Kocaeli'ndeki fabrikada üretiyor. i10'lar, i20'ler ve b10'lar Türkiye'de üretiliyor. İnşallah ilerleyen günlerde diğer otomobillerini de üretmesini bekliyoruz. Aa, çok harika hepsi. Hepsi çok güzel değil mi? Güzel. Beğendiniz yani aynen ya çok güzel. En baştakini daha çok beğendim. Zaten b10. Çok yeni, en yeni aracımız diyebilirim. Yani bir 15 günlük, 20 günlük bir mazisi var o aracın. Türkiye'ye girişinden bahsediyorum. Ona da gücümüz yetmez de hani bu da vallahi çok hayatımda tek burada görebileceğim arabalar için hepsini inceliyorum. Tabii. Doya doya inceleyebilirsiniz. Hyundai'yi tanıyor musunuz? Hangi ülkenin ürettiği otomobiller biliyor musunuz acaba? Hyundai'yi tanıyorum. Ben 2 sene oldu. 5 yıl buranın müdürüydüm AVM'nin. Hı-hı. Burada mı? Evet. Burada. Daha önceden Oğuz de aktivite. Bey, bravo, çok iyi yakalamışsın. 3 sene boyunca şurada burada, evet. Sürekli evet, evet, sergiledik. Evet. Aynen. Tuktan çıktığında hediye olarak da verdiniz hatta ben yanlış hatırlamıyorsam burada sergilediğimiz aracı. Sergiledik. Evet. Hediye olarak da her sene bir BMW bir Mercedes veriyorduk. Bir sene de Tucson verdik. Tucson vermiştiniz. Şey X35'ti o zaman. Evet. Aynen X35 vermiş. O sürekli ya abi bundan bir tane verelim sana al falan. Bir türlü şey yapamadım.
Ben de o günlerde bir SUV alacağım. Evet. Ama bir türlü karar veremedik. Biz AVM müdürüyle her gün şeye gidiyoruz kameraya. Evet. Kadir Bey sağ olsun ağırlıyor, yiyoruz, içiyoruz. Ondan sonra test sürüşüne çıkıyoruz. Şeye, çarşambaya. Aynen. Ondan sonra bir gün müdür bey gidiyor, bir gün ben gidiyorum ama bir keyifliyiz. Yani. Ondan sonra şeylere çıktık, yukarı dağlara falan. Aynen, 4x4 performanslarını hem falan. Hem 4x4 hem rampadan rampa aşağı iniş, inerki. Fren testleri. Performansı. Aynen. Yukarı çıkarkenki şey, bunlar anlatıyor. Arada 2-3 gün geçiyor. Biz tekrar hadi gidelim. Bir şeye gidelim. Unuttuk, bir daha hatırlayalım. Aynen. Bir Kadir Bey'e gidelim. Biz tekrar Kadir Bey'e gidiyoruz. Tekrar kırmızıydı o zaman. Bir kırmızı arabaya tekrar biniyoruz. Tekrar gidiyoruz, geliyoruz. Oğuz abi işte şöyle olur, işte indirim kaldırım yaparız ondan sonra. Eğer müdür beyle alırsan durup indirim yapardı. Fakat işte o günlerde şey, tamam alacağız ama bir türlü şey yapamadık. Karar veremedik. Evet. Çünkü Hyundai'nin daha evvelki modelleri pek fazla şey değildi. Ne derler? Yani çok tutulmuştu. Piyasada anormal çok derecede vardı, doğru. 35'ler vardı. Evet. Çok ciddi bir çıkmıştı. Bir kararsız kaldık. Evet. Ondan sonra bir de benzinliydi. Düzenliydi. Evet, ilk çıktığında benzinliydi. Benzinliydi. Valla da geldi. Evet, Oğuz Bey de geldi. Biz de sizden bahsediyorduk Oğuz Bey. Buyurun lütfen. Böyle şimdiki arabalar muhteşem. Çok güzel. O zaman biz artık devralıyoruz Oğuz Bey'in bayrağını. Biz vereceğiz inşallah size bir araç. Tamam. Ben bundan sonra her hafta biz her zaman gelirim, her zaman bekliyoruz. Zeki Bey'i bırakmayın. Yok, bırakmayın. Ben nasıl tarzı. Şu daha güzelmiş. Santa Fe. Aynen. Kadir Bey'in o araçtan var bir tane. İsterseniz onunla testine çıkartırız sizi. Oğuz kaçtı. Şöyle yapalım isterseniz. Biz sizi showroom'a yine davet edelim. Tamam. Yine çayımızı kahvemizi içelim. Yine testlerimizi yapalım. Bu sefer biz bir araç verelim size elinize. İnşallah. İnşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese saygılar. Sağ olun. Tamam. Her zaman biz yapıyoruz Sefa ile birlikte. Denk geldik. Bak Sefa. İzlemişti abi. Samsun'da mısınız? Sinop'luyum ama Samsun'da 2 senedir Samsun'da. 2 senedir Samsun'dasın. Meslek neydi? Ben dış cephe yalıtım işleri yapıyorum. Burada Samsun'da. Çok aynen. Güzel. Süper. Şimdi i20 ile B10'u sormak için geldiğinizi söylediniz. Ben de hemen yapıştım. Dedim ki kısa bir röportaj yapalım. Ben bir şey sormak istiyorum size. Hyundai'yi tanıyor musunuz? Daha önce Hyundai araç kullandınız mı? Accent Elantra var. Accent Blue Era, mu? Era. Accent Era kullandınız. Era. Bugün ikinci Accent Era'ya denk geldik. Evet. Şöyle geçelim isterseniz arabaların önüne doğru. Hem arkamızda da Hyundai'ler olsun. Aynen. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum ben size. Hyundai'leri hangi ülkenin ürettiğini biliyor musunuz? Hangi Kore. Ülke aracı? Kore. Bravo. Bravo. Yani Güney Kore'ydi ya. Güney Kore. Güney Kore. Güney Kore. Aynen. Kuzey Kore sıkıntılı biraz. Aynen. Güney Kore. Güney Kore üretiyor. Peki i20'nin, B10'un, i10'un nerede üretildiğini biliyor musunuz? Türkiye'de. Aslan'da üretiliyor. Aynen. Kocaeli'de üretiliyor. Kocaeli'deki fabrikamızda üretiliyor. Aynen. Aynen. Bravo. Bütün soruları biliyorsunuz siz. Selam. i20'nin konforunun değiştiğini söylüyorlar. Evet. Konu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani i20 sürekli hanım da soruyor. Benim. Evet. Alma bir hevesimiz var bakalım. İnşallah nasip olur. İnşallah. Showroom'a da özellikle davet ediyorum oraya sizi. Test de edebiliriz aracı orada. Öyle bir şansımız da var. i20'lerde şöyle bir şey söyleyeyim. Eskiden otomatik şanzımanları 4 ileriydi bunların. Şu anda 6 iler olarak geliyor. Hem yakıtı hem performansı olumlu dizel etkiledi. Olarak. Benzinli. Dizel seçeneği artık yok i20'lerde. Evet. Sadece benzinleri var. 1.4 100 beygir şu anda olanlar. Mesela Style paketten bahsedersek ki bu orta bir donanım. En fullü de değil. 16 inçlik çelik jantları var bu aracın. İşte geri görüş ekranı var 8 inçlik. Hız sabitleyicisi var. Deri direksiyona sahip. Ön kol dayaması var. Yokuş kalkış desteği, arka park sensörü gibi oldukça dolu geliyor. Çoğu firmada en full paket olarak sunuluyor bu. Aynen. Biz orta paket olarak sunuyoruz. Rakam şu anda tabii çekimde olduğumuz için çok telaffuz etmek istemiyorum ama rakamları da biraz sonra oturur konuşuruz sizinle. Zaten ya, bakıyoruz ya. Üstünde yazanlardan da bir şeyler yapacağız biz size. Güzellikler yapacağız. Şu an i30 kullanıyor musunuz? Daha öncesinde mi kullandınız? Bir ay öncesine kadar kullandım. Bir ay öncesine kadar. Hı-hı. Hangisini kullanıyordunuz? Elite paket. Can Elite paket. Oh, süper bir araba. Hoca dolusunu almamız aynen. Lazım. Aynen. Şu an i30 gelmiyor ama Türkiye'ye. Gelmiyor. 2018'den sonra Türkiye pazarından çektiler. Hı-hı. Ama hani onu aratmayacak da birçok aracımız var şu anda. Evet. Kona mesela ona. Evet, çok güzel. C segment olduğu için. Aynen. Aynen. O olabilir. Bayon da yeni çıkmış. Kona aslında B SUV diye geçiyor ama C'ye yakın. Evet, görsel olarak. Görsel olarak. Bayon ondan birazcık daha küçük. Daha B SUV olan aslında Bayon aracımız. Evet. Şu an ne kullanıyorsunuz? Şu an çok alakası bir araba kullanıyoruz. Öyle şu mi? An Ford Courier kullanıyoruz. Tamam. İşinizle ama mi alakalı yoksa? Hem işimizle alakalı hem de şu an biraz kırsala yerleştik. Bagajı büyük olmuş ama çok pişmanız Hyundai'yi sattığımız için. i30'u nereden almıştınız? Sıfır mı almıştınız? Yok, sıfır almadık.
Ama çok temiz bir arabaydı. 30 bin de almıştım. Kamer Plaza'yı tanıyor musunuz? Tabii orada yaptırdık bakımlarını. Eyvallah, geliyorsunuz yani. Faturalarımız bile duruyor tabii ki. Tamam. Showroom'lara uğradınız mı hiç? Uğradık. Tamam. O zaman yakın bir zamanda yine zaten bekliyoruz yani sizleri. Tabii ki. Aynen. Tabii ki. Belki aracınızı değiştiririz, belki yeni bir araç veririz size. İnşallah, inşallah nasip bütün olursa. Bütün araçlarımızın da test aracı var. Öyle mi? En azından onu deneriz. Samsun'dasınız değil mi? Burada yaşıyorsunuz. Meslek neydi? Ben öğrenciyim, babam emekli. Evet. Babam kullanıyor bizim arabalarımızı genelde. Tamam, süper. Çok memnundu. Yola gidişinden, yol tutuşundan, yakıtından. Yakıtı da hiç yok. Güzel, çok güzel arabalar. Alacakları da tavsiye ederim. Hem eyvallah, satış park konusunda, satış sonrası konusunda gerçekten ilgisi alakası insanları memnun ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sanki böyle senaryo gibi olacak öyle yok, bir şeyler söylediniz ki kesinlikle değil yani, onu da söyleyelim, hepsi spontan kesinlikle. Spontane içimizden gelerek, bunu kimseye para vererek söyletemezsiniz. Kesinlikle doğru, haklısınız. Yani içimizden böyle geldi, söyledik. Çok teşekkür ederiz. İsim neydi bu arada? Mert Bey. Tamam, çok sevindim. Bekliyorum showroom'a da inşallah. Görüşmek üzere, sağ olun. İsim neydi? Ayla. Ayla Hanım, sizde de Tucson var anladığım kadarıyla, öyle söylediniz sanki. Tucson'un hangi paketi var sizde? Valla tam bilmiyorum. Eşim zaten servisde bakıma getirdik. Öyle mi? Ha, şu an bakımda. Bakımda. Anladım, tamam. Yeni Tucson'u incelediniz. Evet, baktım. Hatta eşime resmini attım. Orada bir bakabilirsin diye. Orada da var. Showroom'da da var şu an ailesi. Orada aynen bakabilir öyle, yani. Aynen, yukarıdan resim attım. O zaman Kamer Otomotiv'i, Kamer Showroom'larını tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Çok güzel. i20 ile biraz önce alakalı konuştuk. Evet. Şu an kullandığınız bir araç var mı? Yok maalesef. Şu an yok. Bir araç almayı düşünüyorsunuz ve biraz önce dediniz ki ikinci ellere bakıyorum, rakamlar biraz yüksek dediniz. Evet, araç almayı düşünüyoruz. Özellikle ikinci el araçlar sıfırlara nazaran daha pahalı geliyor. Çok pahalı değil mi? Yani aynen. Şimdi ben 2016 model i20'lere falan baktık. 170 bin lira civarlarında. Hı hı. Yani şahsen param olsa, yani zaten paramız biriktiriyoruz da alacağız. İkinci el almaktansa sıfır araç sıfır almayı tercih ederim. Daha makul bir hale geldi. Daha mantıklı. Aynen, doğru. 170 bin lira ikinci el aracı vermektense bir 20-30 bin lira daha verip sıfırını mantıklı alabiliyorsunuz. Evet. Bir de bahsettiğiniz deminki araç 2016 idi sanırsam, 2016 değil mi? 2016 model falan. Ya, aynen. Bir de şöyle saçmalıklar var. Hasar kayıtlı, işte ha, bir de yani hatasız bir araç da değil. Evet. 160 bin lira civarlarında. Aynen. Yani bilemiyorum. Peki. Ha.